Bir de gözümüzle yediğimiz bir ilişki var. Konuştuk konuştuk günlerce haftalarca hatta ve hatta inanamadık üstüne yalandır reklamdır dedik. Kimlerden bahsediyorum? Adriana Lima, Metin Haradan bahsediyorum. dedik ki bunlar dedik işte reklam aşkı yok sevgili değiller o değiller bu değiller. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Adriana Lima'da bildiğiniz bir Türk tüzü tepkisi vermiş. Ne yapmış? Ee, i̇ddiaya göre e, Metin Ara ile ayrıldıktan sonra cep telefonunu değiştirmiş. Bir de adamcağızı burada nasıl ezik büzük yazmışlar inanamadım. Diyor ki Miami'ye gideceğini falan söylemişti ayrılmadık demişti biliyorsunuz en son Metin Ara. E, Henüz ünlü modelin yanına gitmeyen Hara artık Adriana Lima'ya telefondan ulaşamıyor. Modelin telefon numarası değişmesi üzerine sevgilisiyle bağlantısı kesilen Hara hayli üzgünmüş. Lima'ya ulaşmak için türlü yollar deneyen Hara'nın bundan sonra ne yapacağı merak konusu. Ateşte yürüyecek. Ne yapacak arkadaşlar? <laughs> yani o kadar güzel yazmışız ki yani sanki dersi adam çok üzgünüm nasıl ulaşacağımı şaşırdım. E, telefonunu da değiştirdi demiş gibi bayağı açık açık yazmışız. Ama e, geçtiğimiz hafta bir e, şey vardı. Bütün sosyal medyada da gezdi. E, sevgilisi kızı her yerden engelliyor. Ya da kız mıydı erkek miydi bilmiyorum. Dikkat etmedim. Sürekli 5 ee, kuruş 5 kuruş ona e, bankadan para atıyor altına not düşüyorsun ya açıklama kısmına He. beni niye engelledin açsan açsana <laughs> sürekli her yeni bir şey yazmak istediğinde 5 e, kuruş atıyor tabii yollama parası da var onun yani e, biraz masraflı olmuş ama bu şekilde iletişim kurmaya çalışmış valla iletişim aracı olarak onu kullanmış değil mi tebrik etmek lazım nereden aklına gelmiş demek ki bak seven insan neler yapıyor şey Aşk Esra değil mi? Ya. Ne yollar buluyor? 100 yıl düşünsem hani e, ne bileyim bir bankadan para atayım da de not iliştireyim <laughs> altına demem yani. <laughs> Valla o kişiye bence bir şey ödülü vermeleri lazım. Bir ödül vermeleri Yaratıcılığına lazım. Yaratıcılığına sağlık ödül diyorum lazım ama. ona. Bak Adria'yla Lima Metin ara ilişkisinde de ne var biliyor musun Esra? Şimdi bunlar beraber olduğu zaman kimse ilk önce inanmadı. Bir türlü bu Metin Hara'nın bu kızı etkileyince beraber olmasına bir illet inanmadı. Reklam dedi. Başka bir şey vardır. Şu dedi. Bu dedi. Ki bunların içinde ben de vardım. Ben de kendi kendimi öyle düşünüyordum. Evet. Şimdi ayrılmalarında bile pozisyonu şöyle yapmışlar. Adliyana Lima telefonunu engelledi. Bana ulaşmasını istemiyor. Metin Hara da gitti bir yerde üzülüyor. Ona ulaşmaya çalışıyor. Uzanamıyor. Senaryoyu yani onu bile onu böyle ezdikçe kurmuşlar. Ezdikçe ezdik ya. <laughs> ezdikçe yine ezmişler. Şey olduğu akıllarına gelmiyor. Ya da öyle bir şey olduğunu hiç kimse ihtimal vermiyor. Belki Metin hara terk etti. Belki o da tamam engellemiş olabilir, sinirinden engelledi. Yani kadın Engelledi de demiyor ya, daha fena. Telefon numarası, ha, çözüm. Hani belki ne bileyim numara değişmeseydi başka numaradan mı arayacaktı anlamadım ki. Evet yani belki Metin Ara e, odan dolayı üzülmüyor. Kendini affettirmeye çalışıyor. Belki burada terk eden Metin Hara nereden bileceksin yani. Ona bile halkımız ihtimal vermiyor. Nedense Bence iyi olmuş ya şey e, Metin Ara bence ayrılsın ya bu da Neden? Serdar Ortaç ilişkisi gibi yani sürekli yani hiç kimse Metin Hara'nın kızı etkileyebileceğine imkan ben vermedi. Ben Metin Hara'nın yerinde olsam var ya bir televizyona bağlanır derim ki arkadaş ne çektim be sizden bir yakıştırmadınız ya bir yakıştırmadınız bak bunca süre çıktım beni bir yakıştırmadınız niye? sizin mi gözünüz vardı diye sorarım. Valla bravo yani bir açıklama yapsın değil mi? Ben de olsam açıklama yaparım. Ya kardeşim dünyanın en güzel kızlarıyla bir, bir tanesiyle beraber oluyorum bir Türk erkeği olarak. Bütün gurur dünyanın, duymadığınızda ha, yerden yere vurdunuz. Gurur duyacağınızda destekleyeceğinize bana neler neler söylediniz. Reklam meklam filan dediniz. Yani neden bir Türk erkeğe gidip de Entellektüel yapısıyla beyniyle zekasıyla tamam, bak mesela, bir, dünya bir izlerim, etkilemesin, değil mi? Değil mi? Yani e, zeka ve işte diğer donanımlar hiçbir şey gibi davranıyoruz. Tamamen ha. bakıyoruz adam kızıl kafalı işte falan da <laughs> filan yok yakışıklı değil. Niye bir etpit değil diye ile çıkamıyor. Öyle evet. bir dünya yok. Doğru. O zaman e, herkes en güzellerle evlenir değil mi? Tabii canım hep en güzeller evlenir. Ya bak, Herkesin tuki, sevdiği kendine güzel. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Esra trend de değişiyor dünyada. Artık tabii yakışıklılık, bakımlı. Bak bakımlı olmak önemli. Bak bakımlı olmak önemli. Fakat ondan sonra o kadar insanlar başka bir yöne yöneldi ki. Bak zeka, akıl, kişisel gelişim, oturup konuşabileceği, muhabbet edebileceği. Bu insanlar da şu anda çok prim yapıyor. Sadece böyle saf kuru güzellikle e, Nereye olmuyor Nereye kadar artık. ya? Tabii. Güzelliğe doyuluyor çünkü. Evet. Yani bakıyorsun zaten bir süre sonra bak çok güzel birini mesela şirin karakteri kadındaki tüm Türkiye kızı boğacak gibi bakıyor mesela. Aslında kızı böyle normal e, o hayalimizdeki şirin karakterinden uzak baksak gayet tatlı şirin bir kız. Evet. Adı üstünde şirin yani. Şirin. Ama e, kızı hareketlerinden dolayı o kadar çok antipati duyuyoruz ki kızın her şeyi kötü geliyor. bize, Saçları <laughs> kötü geliyor. Burunun e, böyle bir e, kanatlarını açığa atacak bir konuşması var. Hani her şey bir sinirimizi bozuyor. Ama aynı kız yarın öbür gün bir tane filmde mağdur oynasa ülkece seveceğiz kızı. Terse dönecek hemen değil evet. mi? Evet. Biraz bu görselliğin akıl e, oyunu gibi bir şey olduğunu anlamak lazım Tabii. diye düşünüyorum. Ben. Allah Metin Ara e, bütün bunlardan sonra ne yap et evlen de e, açıkçası kurtuluyor. Bir de şey yapsın hani bir kitabı var yorum. Bir de gel anlat diğerlerine nasıl başardın nasıl yaptın nasıl bağlantı kurdun bu da bir başarı öyküsüdür yani bunu da bir kitap yaz anlat biz de okuyalım öğrenelim yani. E, bence bunun kitabını yazacak zaten. Değil mi?